Yo! Boom! The thing goes. Herkese merhabalar. Yepyeni bir YouTube videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün 9 Nisan 2001. Ben Tuna. Merhabalar efendim. Yine güzel bir content akşamından beraberiz sizlere. Nasıl gidiyor Food Kaptanlar? Ne yaptınız? Dün akşam bir sürü paketler açtınız. O kadar biriktirmiş olduğunuz paketler vardı. Neler çıkardınız? Hangi oyuncuları beğendiniz? Nasıl gidiyor? Böyle bir yorumlarda konuşalım istedim. O yüzden hemen daha videoya geçmeden önce bir yorum sorumu sorayım. Ondan sonra videoya geçeceğiz. Bugün bir tane oyuncumuz geldi. Bir de ikon var yanlış hatırlamıyorsam. Birkaç tane de paket biriktirdim size. Onları açacağız. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz like, kanal abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum efendim. Geçtim. Evet. Şimdi önce bir görevlere bakalım. Görevlerde bir şey var mı dur? Var mı dur? Stindil gelmişti biliyorsunuz. Dün konuşmuştuk. Kaptanlar Kupası'nı yapıyor musunuz? Burada güzel paketler var. Üstüze ee, üst düzey elektrum, iyi bir paket. Sağlam bir paket. Yani güzel şeyler çıkardığım zamanlar olmuştu. Megalar var alt tarafta. 11. galibiyette falan. Her galibiyet başına biliyorsunuz bir paket veriyor. Çok güzel. Yani normalde bir draft oynarken bile 4 maç üst üste kazanmak zorunda olup 3-4 tane paket alıyorduk. Burada her galibiyet başına paket veriyor. Mutlaka yapılmalı. Burada biliyorsunuz sadece bir takımdan kulüp, bir kulüpten oyuncuları kullanıyor biliyorsunuz. O yüzden e, bayağı etkili. Hangi takımları kullanıyorlar? Açıkçası hiç bakmadım ona. E, Varsa şu takımı kullan abi, şu takımı diz, oyna dediğiniz onu da bana yorumlardan yazın ki ben de bu gece yayınlarımda onunla oynamaya başlayacağım. Şimdi, dün Joaquin gelmişti, bugün Fernandinho. Yarın, yarın bir maç var ki Liverpool, şey City-Liverpool maçı var. Ben biliyorsunuz ölümüne City taraftarıyım. Yakından takip edenler bilir. City'nin kazanıp şampiyonluk için dev bir adım atacağını düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz maç skorlarınızda yorumlu? Ne kadar çok şey istedim yorumlarda yazın diye ya. O zaman bu videoya bir yorum bombası <laughs> diyormuşum. Neyse Fernandinho'ya bakalım. Ne istiyor öncelikle? 85, 86, 87. Wow. Bu neymiş kız? Biraz fazla istememiş mi? Çok iyi olması lazım kartın. Üst düzey prem, e, premium elektron ve nadir karma veriyor. Paketleri tırt. Fernandinho 92 rating. E, hız konusunda 88 hızlanma aslında fena değil. E, beceri 3, zayıf 4. Hmm. Beceri 3, zayıf 4. Şimdi çalışma oranı çok güzel. E, orta yüksek olması çok fazla ileri çıkmayacağı anlamına geliyor bu oyuncunun. Bunun yanına muhtemelen daha böyle işte yüksek yüksek veya yüksek düşük bir orta saha veya yüksek orta bir orta saha kullanabilirsiniz. Yani bunun yanına koyacağınız adamın çalışma oranının atak kısmı mutlaka yüksek olmalı. Birbirlerini çok iyi dengeliyorlar. 1.79 boyunda 87-90 çeviklik dengesi var. Gayet tatlı. Top kontrolü çok güzel. Kısa pası, uzun pası harika. Bitiricilik beklemiyoruz zaten ama şut gücü de ekstradan var. Bu adamla böyle zaten 10 maçta 2-3 şut anca çekersiniz muhtemelen. O yüzden şut istatistiklerine çok aldanmayın. Hız konusunda e, muhtemelen Shadow basacağız buna ya da Anchor mı basacağız bilmiyorum ama hız, full hız boostu alması gerekiyor. E, başka orta açmasına gerek yok. Çeviklik dengeyi dediğim gibi boyuna göre beğendim. Reaksiyon 97, o da güzel. Top kontrolü, driplingi soğukkanlılığı tatlı. Defansif farkındalığı kendi kendine 96 çok tatlı. Müdahalesi 95. Evet kart biraz fazla istiyor ama e, ayrıntılarına baktığımızda sanki bayağı bir götürecek bir Premier League orta sahası gibi duruyor. Şimdi 2 hafta sonra Team of the Season geleceğini de düşünürsek Premier League'den çekeceğiniz güzel Team of the Season'ların yanına koyup oynatabileceğiniz bir kart gibi duruyor. Omeron bayağı yukarı çıkmış. Heh. Vallahi full Premier Lig'seniz veya işte linkleyebiliyorsanız elinizde de oyuncu varsa yapabilirsiniz. Ben beğendim. Ben beğendim açıkçası. Stili olduğundan değil, Fernandinho'yu beğendim. Yapıp oynatmak isterim. Oyunda çok fazla e, kartı bulunan bir oyuncu değil ama e, bu kartı bu sene belki de oynanabilir olacak. Bakalım ilerleyen günlerde e, bugün, yarın o yapıp oynatanlar vardır. Onlardan da izleyip daha ayrıntılı konuşuruz yorumlarda veya bir sonraki videoda. Başka ne gelmiş abi? Zaha vardı. Felix liderlik. Kurtuğa. Zıttır zıttırı. Günlük giriş yükseltmesi. 81-24 saatte bir özel yükseltmeyi tamamla diyor. Yani bunu çok yapma taraftarı değildim ama minimum gümüşten yapabiliyorsunuz bunu. Kadro kurucu deyip gümüş düşükten yükseğe Büyük lig vermemeye bakın. Premier Lig, Fransa, Bundesliga vesaire. Vermiş miyim? Vermemişim. 3 tane de altın oyuncu istiyor. Hemen yapayım. Size biriktirdiğim 5 paketle birlikte açayım ha. Kimya 30 istiyor. Kolay zaten kimyası. Şuraya da Ansu Fati koyayım. Şuraya da bir tane en düşük goldlardan birini koyup aslında rare istemiyordu değil mi ya? Ha, bunu da koyabiliyorum. Okey. Bunları böyle her gün yapabilirsiniz. Bunlar gün geçtikçe paketler iyileşecek. SBC isterleri de biraz çoğalacak efendim. Başka da bir şey gelmemiş. Mbappe, Muktar zaten vardı. Diğerleri de yaptığımız SBC'ler. Ee, ikon bir şey gelmiş mi? İkonlar. Dün bir ikon kaçırmışız çünkü. Dün kim gelmişti? Ee, Şivanşta... Yok. Dün biri gelmişti sanırım bir konu olarak. Ona bakmamıştım. Zanetti geldi pardon. Zanetti geldi. Bugün Schweinsteiger geldi. Hmm. Moment Schweinsteiger. İlk iki görevini yapıyorsunuz biliyorsunuz. 84-85, 85-86, 87-88 istiyor. Normal. Normal Schweinsteiger için. E ee, sene başında acaba bu sene mi Şampiyonlar için deyip oynanabilir mi acaba diye bakıyorduk aslında. Şut gücü muazzam bir kart. Pas istatistikleri güzel. Çeviklik denge biraz düşük. Hız biraz düşük ama bayağı iyi bir kart olmuş ya. Baksana şuna 90'ın üzerinde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10. Oho baya 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 var yani. Bayern'in efsanesi biliyorsunuz. Sağ orta sağ olarak gelmiş. 4-5-1'de sağ orta sahaya koyup oradan e, maç içinde CDM'ye çekmelik bir kart gibi duruyor kendisi. Bilmiyorum Şivan Şterger hakkında ne düşünüyorsunuz ama ben paketlerimi açmaya gidiyorum. Hop board geldi. Bu paketler weekendlik e, öneleme paketleri. Videodan hemen önce önelemeleri oynuyordum. Hemen önelemeleri oynadım. 3 bitirdim. Hemen bunları sizlerle beraber açayım dedim. Bakalım bir şey yakalayabilecek miyiz buradan? Ne yaptınız? Kulübünüzü oyuncularla doldurabildiniz mi? Aha board geldi. Bin, hedef 1000 bin oyuncu, 1100 oyuncu demiştim kulübünüzde. Bakın böyle bu oyuncuların hiçbirini satmayıp yukarıyı da full doldurup oyuncu havuzumuzu genişletmemiz lazım. Team of the Season geliyor. Bol bol oyuncu e, lazım olacak. Yatırım tavsiyesi isteyenler e, Foot Fantasy takımlarındaki yükselmemiş olan oyunculara yükselebilirler. Yani rating olarak artmamış oyuncuları kovalayıp onların işte maç, maç durumlarına bakıp acaba oynuyorlar mı? Gol asist atma durumları var mı? Bugün mesela Kohur yanlış hatırlamıyorsam artı bir aldı Bundesliga'daki. Rodrigo artı iki aldı Leeds United. Hem gol attı hem kazandı. Gol mü attı asist mi yaptı tam bakamadım ona ama artı iki aldığını biliyorum. Buradan board geliyor. Perisic'e mesela artı bir geliyor. Interli Perisic'e. E, bu kartlar artı alan kartlar. Almayanlara da bakabilirsiniz mesela. Ufak tefek yatırımlar yapabilirsiniz. Ondan sonra yüksek reytingli oyuncular baya bir düşmüş durumda. Team of the Season'a kadar bekletirim diyorsanız elinize birer tane hepsinden 86, 87, 88 e, ikişer, üçer tane alabilirsiniz diyerekten videomu kapatıyorum. Paketlerimden de baş geldi. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Eğer videoyu beğendiyseniz like butonuna, abone değilseniz de abone butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoya kadar yani yarına kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Görüşürüz. Bay bay.